Evet, şimdi yengeç, aslan ve başağı da bitirdik. Geldik terazi, akrep ve yaylara. Can kulağıyla dinliyorum bir terazi olarak. Çünkü 2024'teki o değişim temalı burçların içinde terazi de var. Evet. Bakalım neler olacak terazi için. Başlayalım teraziyle. Şimdi terazilerin, evet, koç terazi aksa oluyor olmuş olması zaten en önemli değişiklikleri yaşayacak o dört burçtan ikincisi teraziler. Birini oraya koçları koyalım hadi, ikinci teraziler, sonra yengeç oğlaklar diyelim. Teraziler hayatlarında hem özel hayatlarını hem de tüzel hayatlarını aslında yeniden yapılandırdıkları bir süreç. Terazi olmuş olmak hep dengedir, uyumdur, huzurdur, konfordur. Dolayısıyla hep bu hayatında bu İki dengeyi korumaya çalışan bir yapısı vardır. Ve artık ilişkilerinde hani geçen yılın anatemasını konuşurken dedik ya, ben ve biz teması ve dengesini korumaya çalışacak burçlardan birisi yükselen teraziler olmuş olacak. İlişkileri, her türlü özel hayatındaki ve tüzel hayatındaki ilişkileri gündemde olmuş olacak. Artık hayatımızda o sen ben dengesini koruyamadığımız ya da bugüne kadar idare ettiğimiz ya da zorla götürdüğümüz ya da hep kendimizden ödün verdiğimiz bütün ilişkilerimizi hayatımızda değişime doğru götüreceğiz. İlişkilerde yapılanıyor. Hem iş ortaklıkları, hem özel hayatı, hem kendi değerini aslında daha çok ön plana koyacağı zaman, ama bu yılın teması kesinlikle yükselen terazi için sen ve ben dengesi olmuş olacak. Şanslı olduğu konu Jüpiter nerede? Jüpiter 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda, 26 Mayıs sonrasında İkizler burcuna geçiyor. Jüpiter şans, bolluk ve bereket gezegeni. Dolayısıyla Jüpiter'in bu şansından, bu fırsatından sevgili yükselen teraziler yılın ilk yarısında 8. evden geliyor. Yani sponsor bulmakta zorlanmaz diyorum ben 8. ev Jüpiter geçişine. Diğer kişilerden gelecek para destekleri, eşten, aileden, ortaklıklardan, diğer konulardan güzel para girdileri olabilir. Buradaki o finansal girdi, o sponsorluk dediğimiz o girdi aslında bizim birazcık daha rahatlamamıza ve nefes almamıza sebebiyet verir. Özellikle yükselen terazilerin yılın ikinci yarısından sonraki süreçte daha çok dokuzuncu ev konuları dediğimiz uzaklar teması ile ilgili şanslı. Bu yıl içerisinde mutlaka bir uzak bağlantısı, yani kurabiliyor olmuş olması gerekir. Yeni eğitimler, yeni kurslar, yeni başlangıçlar onlar için çok önemli. Bu esnada 9. evin getirdiği yepyeni bir oluşumun içerisine girebilir, yepyeni bir kursa ya da bir eğitime dahil olabilir. İşin içerisinde bol yol ve yolculuklar olabilir, keşif olabilir. Ne kadar çok bu uzaklar, ben 9. eve hep şey derim, benchmarking evidir. Yani ne yapıyorlar ve ben neyi yapmıyorum, neyi ben de öyle yapmalıyım diye sorguladığımız bir zamandır ve bu anlamda son derece şanslı olmuş olacak. Demek ki onun için yeni yapılandırmalar, işte o eksik taraflarımızı tamamlamak, belki eğitim alıyor olmuş olmak, uzaklar bağlantısı, farklı bir şehir, yurt dışı konuları, bağlantıları çok güzel, şanslı ve fırsatlı olacak. Onun işte o yüzden 9. evden gelen uzaklar teması ile ilgili şansı, fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Belki farklı bir şehirden gelecek bir teklif, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler, yabancı firmalar, yeni projeler, yeni imzalar, yeni anlaşmaları tetikleyebilir. Zorlandığı yer neresi? 6. evi. Satürn çünkü balıkta ve ne yazık ki işte sağlık evidir öncelikle. Özellikle yükselen terazilerin hormonal konuları, bel böbrek hassasiyeti vardır. Satürn'ün buradan geçişleri de yine alerjik yapı, dediğim gibi bağırsaklar bu dönem içerisinde önemli. Ama 6. ev sağlık konusunda dikkate olacağız. Ama iş ortamında bir değişimimiz var. Yani şu an çalıştığımız ekip kim? Şunlar, şu ortamda çalışıyoruz. Demek ki her türlü yeni bir ortamda çalışacağız. Lokasyonumuz değişebilir, ekibimiz değişebilir, rütbemiz değişebilir, konumumuz değişebilir. Ama bulunduğumuz standart, şu andaki ofiste, şu masada çalışıyorsak değil, demek ki her türlü değişime gidecekler bu süreç içerisinde. Yeni bir yapılanmaya girecekler, yeni sorumluluklar alacaklar bu dönem içerisinde. Merkür retro onlar için ilk Merkür'ün retrosu 2 Nisan 25 Nisan tarihleri arasında. 2 Nisan 25 Nisan tarihleri arasında Merkür retro iken sevgili yükselen teraziler ilişkiler anlamında iletişimde zorlanacaklar. Bu iş ortağınız da olabilir, karşınızdaki kişi kim olursa olsun, eşiniz de olabilir,
arkadaşımız da olabilir. Yani ikili ilişkilerde, iletişimde zorlanacağız. Bu dönem içerisinde geçmiş konuları kesinlikle açmamak, geçmişten gelen kişilerden de uzak durmamız gerekiyor. Merkür Retro'yu biliyorsunuz, hep böyle geçmişi getirme. O yüzden ilişkilerle ilgili uzun zaman önceki bir mevzuyu açıp da işte sen bana 2 yıl önce böyle demiştin Selda'dan başlarsak biz bu işin içerisinden çıkamayacağız. Dolayısıyla bu dönem içerisinde Nisan ilişkilerdeki iletişim problemleri sıkıntılı ama bu dönem içerisinde mesela yükselen terazilerin ilişkilerini yapılandırıyor diyoruz ya, onlar için bu yıl evlenmek, boşanmak, hayatına ilişki almak, ilişkide bir revizyon her türlü çok önemli. Ama özellikle bir evliliğe taşıyacağımız bir ilişki varsa da Nisan'da Merkür Retro benim ilişki evimin tepesindeyken yapmayalım. O yüzden buraya bir imza getirmesinler. Ağustos ayında 5 Ağustos, 29 Ağustos tarihleri arasında olacak olan Merkür Retro daha çok sosyal çevre ilişkilerinde olmuş olacak. Yeni bir yapılanmaya, yeni bir ortama, yeni bir sosyal çevreye girecek. Hatta bu dönem içerisinde en çok geçmişten gelen kişiler hayatına tekrar gelmiş olacak. Uzun zamandır görmediğim sosyal hayatımızda uzun zaman önce çıkmış kişiler tekrar hayatımıza gelebilir. Ama daha çok trafiğimiz, yoğunluğumuz sosyal çevremizle ilgili olmuş olacak. Ve yılın sonunda 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasındaki Merkür Retro'da özellikle bu dönem içerisinde işte bir şey alıp satmak, araç alıp satmak, imza yapmak, kontrat imzalamak, taşınmak konularından yıl sonunda uzak durmalarını tavsiye edebilirim. Teraziler gerçekten en önemli değişiklikleri yaşadığı bir süreç içerisinde. Çünkü 1-7 hattı her türlü çok önemlidir. Bu dönem bizim hayatımızda kendimizi, karşımızdaki partnerimizi, ilişkimizi, evimizi, yerimizi, kariyerimizi aslında yeniden yapılandırdığımız bir süreç içerisinde olmuş olacağız. Ve dolayısıyla özellikle bu dönem içerisinde 8 Nisan tutulması çok önemli. Çünkü 8 Nisan tutulması 19 derece Koç'ta ve terazilerin direkt evlilik evinde olmuş oluyor, ilişkiler evinde olmuş oluyor. Yani ilişkim, hayatında bir ilişki yoksa yeni bir ilişkiye almak, yeni bir ilişkiye başlamak ya da hayatındaki ilişkiyi evliliğe taşımak süreçleri, ilişkide evliyim, çocuk sahibi olmak bu dönem içerisinde olabilir. Ama her türlü bizim partnerimle benim aramdaki bu 7. evin konularında değişim getirecektir demek. Ve ilişkilerde dediğim gibi asıl sen ben dengesi yükselen teraziler için çok önemli. En çok etkilenenlerden, en çok değişimi radikal anlamda yaşayacaklardan birisi hem iş hayatında, iş ortamında hem de evleriyle ilgili olan konularda. Evet, o yüzden çok önemli değişim geliyor sevgili yükselen teraziler için. Hayırlı olsun, çok şanslı olsun değişimleri. İnşallah terazilerde değişimler oldukça yazarlarsa çok seviniriz. Ben de yazacağım bir terazi olarak. Çünkü Okay. ben de beklentiye girdim şimdi. Yani şunu da merak ediyorum. Aslında kovaya gelince soracaktım. Siz kova burcusunuz, değil mi? Ben niye öyle dedim? Sanki hani bir izleyicimiz eski videoya bir kova kadınından bunları dinlemek diye yazmış. Ben bir boğa yükselen kovayım. Boğa kovayım. Yükselen kova. Tamam, boğa kova. Yani insanın burcunu bilip şimdi bu videoyu izleyip bunları duyduktan sonra bunları biliyor olması bir beklentiye sokuyor bizi. Beklentiye girmek demek de yani o enerjiyi bozmuyor mu? Yani büyüyü bozmaz mı? Nasıl bir duygu böyle bilerek? Şimdi siz hem boğa hem kovayı biliyorsunuz. Ne olacağını da biliyorsunuz. Bunu bekliyor musunuz? Çok merak ettim. Yok, bunu bekliyor muyuz? Ama aşağı yukarı yani yılın temasında neyi değişeceğini biliyorum. İşte bu yıl içerisinde bir ev değişikliği olacağını biliyordum. Yani zaten bu geçen yılın öngörülerinde zaten vardı bizim için. Dolayısıyla işte belli bir tutulmaların olması, oranın hareketlenmesi gerekiyor. Bunları öngörüyoruz zaten. Bunu oluyor olmuş olması sürecin akışını etkiliyor mu? Her gün haritamıza bak. Ben bakmıyorum şahsen. Bugün ne geliyor, ne gidiyor diye. Ben zaten ana temada yılın nerede ne olacağını ve nerelere dikkat etmem gerektiğini bildiği için her gün o anlamda bakmıyorum. Daha çok kızımın haritasına bakıyorum. İşte onunla ilgili böyle süreçlerinde, sınavlarında o hani önemli bir şey yapacaksa, bir şey özel bir haftaya giriyorsa onun anlamında bakıp ona da söylemiyorum tabii ki. O yüzden böyle hani her gün kendi haritamıza bakmıyoruz ama yıl olarak nerede neyin değişeceğini, önümüzdeki yıl bizi neler beklediğini, nerede zorlanacağımızı biliyoruz tabii ki.
Evet. O yüzden Ben ne bilmiyorum. biz de bu yorumları böyle değerlendireceğiz. Yani oturup da şimdi beklemeyeceğiz. Bana değişim dedi. Hayır, biz üretmeye devam edeceğiz, değil mi? Kendimiz de harekete Peki. geçeceğiz. Canlılığımız sürecek. O arada gelenlere de dikkat edeceğiz işte tarihleriyle. Değil mi? Aynen öyle. Böyle nasılsa bana böyle dedi diyerek kendimizi böyle salmayalım izleyen izleyici. Aynen. Tabii ki. Şimdi geldik akrebe. Akrep burçları da valla akrepler için çok fazla fikrim var. Çünkü eşim akrep ve onlar çalışkan ama bir o kadar da kaygılı burçlar. Sanki böyle değil mi? Böyle kaygı, ansiyete falan akreplerde var gibi. Siz ne Sıkıntıları diyeceksiniz? var. Evet. Evet, Şimdi 2024. akrepler tabii ki kontrolcü. Yani her şey kontrolü altında olsun. Böyle minik minik burç şeyi de oldu ama olsun. Faydası olur. Belki Daha ben böyle başlatmış oldum. Evet. sonunda böyle hakim ise, her şey kontrolü altındaysa rahat eder. Onun akrep için böyle gri alan bırakmamak gerekir. Yani böyle her şey net olmalı. Flu bir alan olmamış olmalı. Dolayısıyla her şey açık, net ve kontrol altındaysa sıkıntı yok. İşte o zaman değilse ne oluyor? O zaman işte endişe ve kaygı, öyle mi oldu, böyle mi oldu kaygısı başlayabilir. Akreplerin Merkür retro zamanlarını söyleyelim. Çünkü Merkür retro dönemi, bu yıl 3 tane Merkür retromuz var. Bu retro dönemlerinde özellikle zaten gündemlerinde daha çok böyle iş ve yapılanma süreci olduğu için akreplerin imza konularında özellikle dikkat etmeleri gereken tarihler. Ne zaman? 2 Nisan 2 Nisan ile 25 Nisan arasındaki ilk Merkür retro zaten iş ortamı evinde olacak. Ne demiştik? Zaten onların ön planında daha çok bu yıl iş ortamında yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Dolayısıyla Nisan ayı içerisinde ekipte şu anda birlikte iş yaptığı insanlarla ilgili iletişimde zorlanacak ve bu dönem içerisinde kesin net kararlar, değişimler, imzalık işlerden uzak dursunlar. Zaten bizim için süreç ne dedik? Her türlü yeni bir yapılanma ve iş ortamındaki bu değişim onlar için olumlu. Dolayısıyla burada bir ekip değiştirmesi ya da bir imza, yeni bir iş ortamı, işle ilgili her türlü değişime açığız ama Nisan ayında bunu yapmamamız gerekiyor. Bir sonraki Merkür Retro 5 Ağustos 29 Ağustos tarihleri arasında iş ve kariyer evinde. Yani bu yıl akrepler neyle uğraşacak çok net belli oluyor. Bir taraf iş ortamı diyor, bir taraf kariyer diyor. Her türlü buralardan yeni bir yapılanmaya doğru gidecekler. Ama Ağustos ayında da işle ilgili olan konular ve iş ortamındaki insanlarla ilgili iletişim zorlanacak ki zaten yeni yapılanmanın temelleri de böyle. Yani artık biz Selda ile Mine anlaşamıyorsa demek ki bir şekilde tokalaşıyoruz. Ya da çok iyi anlaşıyoruz, hadi birlikte yeni bir şey oluşumun içerisine giriyoruz. Ama buradaki iletişim zaten ortaya çıkacak her türlü ve bu yeni bir iş yapılanmasına gidecek. Sadece Nisan ve Ağustos aylarında imzalık süreçlerini denk getirmemelerini şimdiden söyleyelim. Yılın son Merkür Retrosu 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında. Bu da para ile ilgili olan evinde. Demek ki parasal konularda özellikle yıl sonunda Kasım Aralık döngüsünde parayı hareket ettirmek, parasal konularla ilgili riskli yatırımlardan uzak durmaktan kontrollü olmaları gerekiyor. Bu dönem geçmiş ödemeler çıkabilir, olmadık şeyler çıkabilir, biraz kontrol dışı harcamalar getirebilir. O yüzden finansal konularda frene basmaları gereken zaman yılın sonundaki Kasım Aralık döneminde olmuş olacak. Sevgili yükselen akrepler için dediğim gibi iş ortamı değişimi son derece iyi. Hayatındaki zaten hem iş vasıtasıyla tanıdıkları sosyal çevrelerinde de bir değişime gidecekler. Yeni yapılanma ve yeni iş ortamı onlara her türlü iyi gelecek. Değişime açık olsunlar diyebiliriz. Evet, akrepler ve yükselen akreplerin 2024 teması da değişim, ekonomi ve para ile ilgili de yakından ilişkili olacaklar yine. Aynen öyle. Aynen öyle olacak. Güzel, şanslı bir yıl olsun. İnşallah. Yükselen akrep yaylar, yükselen yaylar ve yine ay burcu da yine güneş burcu, değil mi? Yay olanlar ikisi de dinleyebilirler. Bakalım yaylar neler yaşayacak. Valla bu yıl yayların en güzeli nedir? Yaylar, havada aşk kokusu var. Yayların temasında çok güzel yeni aşklar, yeni ilişkiler, böyle yeni başlangıçlar, yeni tanışıklıklar, gündemde tamamen aşk var. Evet, zorlandıkları konu sosyal hayatıyla, hedefleriyle, yoluyla, yolculuğuyla özel hayatı arasındaki dengeyi kurmakta biraz zorlanacaklar. Yapmak istedikleri var, gitmek istedikleri var, başarmak istedikleri var.
Bir sosyal hayatı, bir yolculuğu var. Ama diğer tarafta da hayatında bir ilişki var. İşte dengeyi burada kurmak, burada korumak zamanında. Hem kendi hayatının akışı, hedefleri doğrultusunda gitmek, bir taraftan da hayatına o ilişkiyi almak ve yapılandırmak anlamında. Dediğim gibi yayların bu yıl günden bir madde bir kesinlikle aşk var. İlişkisi olmayan tüm yaylar için yeni aşklar, yeni başlangıçlar. İlişkisi olan yayların da hayatında artık bu ilişkiyi bir tarafa doğru yapılandırma, ama yüzüne ilişkiye dönmeleri onlara iyi gelecek. Yani aşka yüzünü dönsün, iyi bir ilişki her türlü onları yukarıya doğru çekecek. Özellikle Jüpiter'in şansı şu anda onlar için daha çok iş konularında. Jüpiter 13 yılda gelen bir fırsatı anlatıyor. Evet, bir taraftan aşk teması hayatımızda, diğer taraftan da iş ortamı ile ilgili bir değişim var. Çalışmayanlar için yeni bir işe başlamak, çalışanlar için iş ortamındaki değişimler son derece güzel ve ilk yılın ilk yarısına kadar iş hayatlarında güzel şanslı fırsatları, teklifleri ya da değişimleri, revizyonları, rotasyonları yaşayabilirler. Yılın ikinci yarısından sonra, yani 26 Mayıs sonrasında artık yine onların yedinci evine, yani ilişkiler evine gelen bir Jüpiter var. Dediğim gibi nereden tutarsak gündem değişmiyor. Diğer burçlarda olduğu gibi astroloji güzel bir sistem. İlişki ler konusunda yılın ikinci yarısından sonra şans getiriyorum diyor. Tabii ki bu arada aşk, ilişki almak, ilişkiye başlamak ya da ilişkiyi güzel bir yere taşımak, evlilik konusu için çok güzel, ama evli olanlar için de şöyle diyebiliriz mi? Yine beşinci ev çocuk temasını içerdiği için. Yedinci evimizde evlilik evresi. Buradan da güzel bir eğer Jüpiter geçiyorsa demek ki bizim çocukla ilgili olan konularda çocuk sahibi olmak isteyenler için bu yılın gündemine çocuk da getirir. Sevgili yükselen yaylar için, yükselen yayların zorlandığı konu daha çok aslında dördüncü ev konuları dediğimiz, yani o evimizle ilgili süreçler, aile ve ebeveynlerle ilgili olan konuları var. Mesela uzun zamandır ev değişikliği yapmak, taşınmak isteyenler için taşınma ve yer değişimi getirebilir. Ev almak, ev satmak, yer değiştirmek, taşınmak konuları bu yıl içerisindeki gündemlerinde olacak yayların. Aile konuları, ebeveyn konularıyla uğraşacaklar. Onlarla ilgili zorlanabilirler. Onların sağlıklarıyla da ilgili uğraşabilirler. Bu süreç birazcık daha yavaş, birazcık daha böyle sınavlı geçebilir. O yüzden o konular biraz onlar için zor. Ama hayatlarında ilişki, iş temasında gayet şanslı. Çocuk sahibi olmak isteyen yaylar için de gayet güzel bir süreç. Ama Merkür retromuz var. Dikkat etmemiz gereken 3 tarih. Bu yıl 3 tane Merkür retromuz var. 2 Nisan, 25 Nisan tarihleri arasında aşk evinde. Demek ki evet, havada aşk kokusu var yükselen yaylar için, ama tam Nisan ayındaki bir Merkür retro tam aşk evinden geçiyorsa demek ki Nisan'da işte evlilik teklifi, nişan, düğün vesaire bu işlerden uzak duracağız bu süreç içerisinde. Aynı zamanda mevcut ilişkimizle de ilgili zorlanırız. Biraz böyle Merkür retro geçmiş konuları, geçmiş kişileri getirir. Bu dönem içerisinde havada aşk kokusu var dedik diye Nisan ayında gidip eski ilişkimizi hayatımıza alıp tekrar ben ilişkime başladım madem havada aşk kokusu var diye olmaz. Olmaz. Nisan ayında geçmiş gelecek, ama geçmişten de bize bir hayır gelmeyeceği için o yüzden o süreci öyle düşünmüyoruz. Yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar diyelim. Özellikle Nisan ayında geçmiş konulardan ve kişilerden uzak duralım ve ilişkiyle ilgili bir adım atmaktan da Nisan ayında uzak dursun sevgili yükselen yaylar. Aynı zamanda 5 Ağustos ve 29 Ağustos tarihleri arasında onların 9. evinde eğitim konularında yol ve yolculukları ile ilgili olan evinde bir Merkür retro varsa demek ki Ağustos ayındaki tam da böyle yaz program tatile denk geliyor, ama güzel organize etsinler, öyle yola çıksınlar en azından gecikmeler ya da aksilikler yaşamamak için. 9. evden dolayı yeni bir eğitime o ay içerisinde start vermesin, mevcut eğitimlerine devam edebilirler. Uzun yol ve yolculuklarında da mümkün olduğu kadar yapmasınlar. Gerekli olan yolculuklarda da ekstra dikkat etsinler. Aksilik ve gecikme yaşamamak için. Yılın son Merkür retrosu 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de onlar için kendi evlerinde direkt yayda olacak. Yani 26 Kasım 15 Aralık'a kadar kendi hayatlarını bir şekilde organize edip atılması gereken imzalar atmaları lazım. Yılın son Merkür retrosu onun evinde olduğu için o süreç içerisinde gecikmeler ve aksilikler yaşayabilirler. Buraya da dikkat etsin.
geçsin. Dediğim gibi aşk isteyen yay için aşk, ilişki evlilik isteyenler için evlilik, çocuk isteyen yaylar için de gayet güzel bir süreç. Evet, zorlandıkları ailevi konular olacak mı olacak, ama kendileriyle ilgili olan konularda işte ve ilişkide gayet güzel cici bir dönem bekliyor. Evet, Hayırlı güzel. olsun, bol şanslı olsunlar. Bol şans. Aşkın da tadını çıkarsınlar diyelim, değil mi? Harika. Yükselen yay olarak can kulağıyla dinledim.